Sayın seyirciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet raporunda yer alan Balıkesir Güreş İl Birinciliği müsabakaları 27 Şubat Pazar günü yapıldı. Milli Eğitim Spor Salonu'nda yapılan güreşlere 125 güreşçi katıldı. Balıkesirli güreşseverlerin büyük ilgi gösterdiği müsabakalarda il birinciliğini kazanan güreşçiler, ilimizi Tekirdağ'da yapılacak grup müsabakalarında temsil edecek. Ben 7 ay oldu başlayalı güreşe. 7 aydır güreşle uğraşıyorum. Ama daha önceden de spor geçmişim var. Yani 7 aylık bir süreç içinde Türkiye ikincisi oldun. Aslında birincisi de olabilirdin. Sakatlandın değil mi? Evet, parmağın çıktı. İnşallah bir daha öyle bir sakatlık olmaz. Şimdiki hedefin ne? Şimdiki 2012 olimpiyatında gidip iyi bir derece almak. Ben geçen yıl bir üniversite turnuvalarına gittim ama bir ara bıraktım. Sonra tekrar okullar başladığında tekrar devam ettim. Ben 5 aydır düzenli antrenman yapıyorum. İşte geçen gittik Yalova'ya. Ben de 5. oldum. Ben Emine Işıklar, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nda okuyorum. Hemşirelik 2. sınıf. 2,5 aydır güreş yapıyorum. Hala devam ediyorum. Gençlik Spor İl Müdürü Oğuz Kaynak, müsabakalara 7 ilçemizden 125 sporcumuz katıldı. Güreş branşında özellikle son 1,5 yıldan beri ciddi bir atılım içerisindeyiz. Bu konuda Sayın Valimiz de bize çok destek oldu. İlk kıvılcımı Valimiz çaktı. 2010 yılında İl Özel İdare Bütçesinden 60 milyar lira ödeneği güreş branşına ayırarak güreşte ihtiyaçlarımızı karşıladı. Yatılı bölge okullarının tamamını güreş mindere tahsis ettik. Arslan Seyhanlı hocamızın da genel koordinatör olarak göreve başlamasıyla birlikte çalışmalar yoğunlaştı. Her geçen gün sporcu sayımız ve müsabakalardaki kalite artıyor, dedi. İzlediğimiz buradaki müsabakalar Türkiye şampiyonalarında izlediğimiz kalitelerden geri kalır durumda değil. Gerçekten sporcularımız iyi mücadele ediyorlar. Bütün antrenörlerimiz hepsi sporcuları çok iyi motive ediyorlar. Onların gerekli antrenmanlarını düzenliyorlar. Bu da mindere iyi mücadele olarak yansıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Kezban Kızılaslan, burada derece alan sporcularımız, Mayıs ayı içerisinde Tekirdağ'da düzenlenecek grup müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazanacaklar, dedi. Şu an bu müsabakaya 125 tane sporcumuz katıldı. Kendi kategorilerinde, yaş gruplarında birinci olan sporcularımız Türkiye şampiyonasında ve gruplarda orada müsabakalarda temsil edecekler. Kulüpler arası bir müsabaka, buradaki gerçekleştirilen müsabaka, orada da kulüplerini temsil etme hakkını elde edecekler. Kızılaslan, her geçen gün kulüplerimizin branş ilavesi yaparak güreşe ilgi göstermesinden sonra ilk defa bu yıl güreş liginde kulüplerimizi görmek istediğimiz için güreş ligi oluşturmayı düşündük. Temmuz ayından itibaren kulüplerimizin katılımıyla güreş ligi oluşacak, dedi. Milli güreşçimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Koordinatörü Aslan Seyhanlı da 2010 yılında bütün ilçelere gittik, 20 tane maç yaptık. Bütün Türkiye'de il birincilikleri yapılıyor. Hepsi Tekirdağ'da buluşacak, dedi ve güreşçilerine güvendiğini belirtti. Şimdi bizim oradaki Tekirdağ'ındaki benim madalya beklediğim çocuklar, yani Halil İnce, Hidayet Avcı, Halil 85'te, Hidayet 73'te, Atilla 38 kiloda. Yani benim birinci gözüyle baktığımız. Ondan sonra Müslüm burada yenildi bizim. İkinci oldu gerçi ama şimdi Müslüm'ü de biz götüreceğiz oraya. Müslüm'den. Ozan bizim 32 kiloda birinci oldu Ozan. Ozan da oraya gidecek. Ozan, sen kendini tanıt bakalım. Ben Ozan Aktaş, Afyonkarahisar'dan geldim buraya. Burada güreş eğitim merkezinde kalıyorum. Burada birinci olduğum için Türkiye şampiyonuna gitmek için.